Merhabalar kıymetli Beyzade TV, Beyzade FM izleyen ve dinleyenleri, bir haftanın dosyası programından hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyoruz. Malumunuz üzere her hafta farklı konu ve konuklarımızın yer aldığı programımızda bu hafta yine değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. AK Parti Hatay Milletvekili Sayın Hüseyin Şanverdi bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serkan'cığım, sağ olun. Teşekkür ediyoruz, vaktinizi ayırdınız. Eyvallah, nasılsınız, iyi misiniz? Şükür hamdolsun iyiyiz efendim, sağlığınıza duacıyız. Bugün çok önemli konular üzerinde konuşacağız yine İnşallah. Programımız süresince. İnşallah. Sözü olan herkesin konuştuğu haftanın dosyası programında da bu hafta sizleri İnşallah. Ağırlayacağız. Ben şöyle başlayalım. Hüseyin Şanverdi kimdir? Hatay'da malum bilinen bir isim ama bölgeden de izleyen dinleyenler tanımak isterler. Hüseyin Şanverdi kimdir? Tabii ben şöyle kısa bahsedeyim kendimden. Ben Hatay Reyhanlı doğumluyum. AK Parti kurucu ilçe başkanlığı yaptım 2002 yılında. Partiyi Hatay'da biz kurduk arkadaşlarımızla beraber. Daha sonra 2004 yılında belediye başkanı seçildim. Ve 3 dönem Reyhanlı'da halkımızın teveccühüyle belediye başkanlığı yaptım. Ve bu 3 dönemde ilk dönem %38 ile seçimi kazanmıştım. Evet. İkinci dönemde %43 ile kazandım. Üçüncü dönemde de yine Reyhanlı halkımızın teveccühüyle %62 ile seçimi kazanarak üçüncü dönemi tamamladık. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de 2018 yılı milletvekili seçimlerinde de son yıl istifa ettim. Evet. Ve şu anda iki yıldan fazla milletvekili görevini yapmaya gayret ediyorum. Hatay halkına hizmet etmeye gayret ediyorum. Peki. Beş çocuğum var. Allah bağışlasın. Yedi torunum var. Maşallah. Allah yardımcınız olsun diye hayırlı hizmetler yapmayı nasip Teşekkür etsin bu millete, ederim. Memlekete. Şöyle başlayalım arzu ederseniz. Birçok konu başlığı üzerine duracağız program süremizce. Covid süreciyle başlayalım. Malum halen sıcak bir gündem. Covid sürecin... İstersen şöyle 2021 yılıyla ilgili bir geçiş birkaç kelime söyleyeyim de temennide bulunalım. Buyurun. Ben öncelikle 2021 yılının ilimize, Hatay'ımıza, ülkemize, Müslüman alemine tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gerçekten 2020 yılı zor bir yıl oldu. Evet. Depremler yılı oldu. Covid-19 hastalığı gerçekten dünyayı perişan etti. Ama 2021'e biraz daha umutlu girdik, daha huzurlu girdik. Çünkü aşı bulundu. Evet. Ve bu aşının bulunmasıyla insanların umudu arttı. İnşallah ben diyorum 2021 yılı daha iyi olacak, daha huzurlu, daha mutlu olacağız diye temenni ediyorum. İnşallah diyelim. Herkesin temennisi de o yönde. Bu Covid sürecinde Mart ayından bu yana değerlendirecek olursak gerek Hatay'daki şu an mevcut son durumu sizin ağzınızdan duymak isteriz. Ve yeni hastaneler hususu, ambulanslar Tabii. hususu var. Bunlardan başlayalım az önce. Şöyle ben kısaca bilgi vermek isterim. Size Mart ayında biliyorsunuz Covid tüm Türkiye'de yayıldı. Biz Ağustos'un sonuna kadar özellikle Hatay ilimizde gerçekten en iyi iller arasındaydık. Evet. Ama Eylül ayından itibaren biraz bizde oran yükselmeye başladı. Ve Aralık ayında bu pik yaptı. Evet. Aralık ayında pik yaptı. Ve Aralık ayındaki pikten sonra tabii ki hem bakanlığımız hem Cumhurbaşkanımız bizzat Hatay'la ilgili büyük çalışmalar yaptılar. İşte yeni ekipler kuruldu. Yeni test cihazları getirildi. Bizler de milletvekilleri olarak, AK Parti milletvekili olarak Sağlık Bakanımızı ziyaret ettik. Belki sizler de basından evet. takip ettiniz. Mücadele yaptık. Hatay'ımız gerçekten mağdur olmasın diye elimizden gelen tüm gayretleri gösterdik. Ve o dönemde gerçekten sayı çok yükselmişti. Özellikle Aralık'ın ilk iki haftası. Ama şu ana baktığımız zaman çok mutluyuz. Evet. Elhamdülillah o yani pik yaptığı dönemden bugüne baktığımız zaman %20'lere düştü. Yani şu anda Hatay çok iyi bir durumda. Ve şöyle de ifade edebilirim. 30 büyük şehir arasında Hatay şu anda en iyi 5 il arasında. Bu müjdeyi de Hatay halkına verebilirim. Evet. Ayrıca yatak doluluk oranlarından isterseniz bahsedelim. Tabii buyurun. Daha önceleri %100'dü. Biliyorsunuz özellikle yoğun bakım. Şu anda yoğun bakım %70 Hatay ilimizin genelinde. Ve servis odalarımızın doluluk oranı %45'lere düştü. Evet. Ayrıca vantilatörle ilgili hasta sayımız da %55'lerde. Evet. Çok hamd ediyoruz. Gerçekten ben buradan başta Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, özellikle Hatay Sağlık İl Müdürümüze ve sağlık çalışanlarının tamamına canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok büyük emek sarf ettiler. Evlerine gitmediler. Gerçekten hastalara gece gündüz baktılar ve biz
Hatay'da el birliğiyle, sağlık çalışanlarımızla, hükümetimizle hep beraber halkımızın karantinaya uyarak ve bu seviyeye geldik. Şu anda durumumuz iyi ama tedbiri elden bırakmamalıyız. Evet. Yine maske, mesafe ve temizliğe, hijyene dikkat etmeliyiz. Ve inşallah aşılar geldi. Şu anda deneme aşamasında, sizler de takip ediyorsunuz. Evet. İnşallah bu aşılarımızı da başta sağlıkçılarımıza yaptıktan sonra öğretmenlerimize, yaşlılarımıza ve hastalığı olanlara hızlı bir şekilde aşılarımızı yaparak inşallah bu illetten hep beraber kurtulacağız. Evet. Şimdi burada o pik sürecinde... Ayrıca ambulanstan bahsedelim. Evet, yeni hastaneler ve ambulanslarla evet, alakalı da paylaşımlarınız vardı. Ambulansla ilgili Sağlık Bakanımız sağ olsun biz en son ziyaretimizde Hatay'a ambulans göndereceğinin müjdesini vermişti. Ve 38 tane ambulansımız şu anda Hatay'a geldi. Hizmet vermeye başladı. Evet. Ayrıca 10 tane daha gelecek. İnşallah bunu da kısa süre içerisinde Hatay'ımıza kazandıracağız. 38'in üstüne mi 10 tane 10 daha? 10 tane daha gelecek. Toplam 48 evet, tane. Sağlık Bakanımız bu sözü verdi. İnşallah kısa zaman içerisinde de 10 tane ambulansımızı inşallah Hatay'ımıza kazandıracağız. Evet. Hastaneler yönünden zaten biliyorsunuz yakın size yakın olan bölgede bölge bir hastanesi yaptık Antakya'da. O çok güzel bir hizmet veriyor. 100 bin metrekarelik bir hastanemiz. Evet. Hatay'ın geneline hizmet etmeye başladı. Onun yanında geçen yıl Reyhanlı Hastanemizi bitirdik. Reyhanlı halkına hizmet ediyor. Dört Yol ve Samandağ hastanelerimiz çok hızlı bir şekilde inşaatları devam ediyor. Evet. Onları da inşallah kısa bir süre içerisinde bitireceğiz. Hassa, Belen, Arsuz, İskenderun hastaneleriyle ilgili yine çalışmalarımız, projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanımız bizzat bizimle beraber konuyu takip ediyor. Hızlı bir şekilde inşallah bu hastanelerimizin ihalelerini yapacağız ve Hatay halkına inşallah yeni yeni hastaneler kazandıracağız. Evet. Şu anda da devam eden inşaatlar var. Onlardan evet. bahsettiniz. Tabii Şimdi ki. O malum Covid'in pik yaptığı süreçte Hatay'da çok ağır eleştirilerde bulundu halkımız. Evet. Yani haksızlık yapıldı bence. Evet. Yani bu hususta ben onu soracaktım size. Tam bu karamsarlıkta sizin o esnada bir görüşmeniz kamuoyuna yansıdı. Paylaşımınızdan gördük. Sağlık Bakanı ile görüştüğünüz hususunda. Ben bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım. Çok ağır ithamlarda bulunuldu. İşte vekillerin bu konuya el atmadığı, ölümlerin çok olduğu vesaire tarzı ağır eleştirilerde bulundular. Şimdi ben gerçekten muhalefete bakıyorum. Özellikle CHP milletvekillerine. Yapılan işe bakmıyorlar. Yeter ki biz nasıl eleştiri yaparız? Hükümeti nasıl yıkarız? Hükümete nasıl zarar veririz? Sağlık Bakanlığı'na nasıl zarar veririz? Cumhurbaşkanı'na nasıl zarar veririz? Onun hesabını yapıyorlar. Ama biz bu konuşmalara ve diğer şeylere bakmıyoruz. İstedikleri kadar muhalefet yapsınlar. İstedikleri kadar darbe sevici olsunlar. Biz hizmet yapacağız. Hatay evet. halkına da yapacağız. Türkiye halkına da yapacağız. Ama maalesef bu kardeşlerimiz hizmet düşünmüyorlar. Tek düşündükleri şey Türkiye'de kaos yaratmak, Türkiye'yi geriye götürmek. Ama biz her zaman Türkiye'yi ileri götürmek için Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında hızlı adımlarla koşmaya devam edeceğiz. Evet. Peki şimdi Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerinden bahsettiniz ve ben genel bir eleştiri olarak merkezi hükümetten Hatay sanki pastadan payını yeterince alamıyor diye bir eleştiri var. Diğer bakanlıklarda durum nedir? Ulaştırma ya, Bakanlığı'nın ve diğer bakanlıkların Hatay'la ilgili yeni yapılacak olan hizmetleri var mıdır? Veya bitirilmiş olanlar nelerdir? Şimdi Hatay hakkını almıyor dersek yanlış olur. Belki de hizmetleri arıyoruz ama yeterli olmayabilir. Hizmeti evet. ne kadar yaparsanız insanlar o kadar hizmet ister diye düşünüyorum ben. Hizmetin sınırı yoktur. Ama Hatay'a hizmet yapılmadı mı? Kesinlikle Hatay'a hizmet yapıldı ve yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İsterseniz ben son 2 yılda ne kadar okul yapıldı onu açıklayayım. Bakın son 2 yılda 2245 derslik okul yapıldı. 98 tane okul binamızın güçlendirilmesi yapıldı. Bunları AK Parti yaptı, hükümet evet. yaptı. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde yaptık ve 2019 yılı zor bir yıldı biliyorsunuz. Dünyada ekonomik kriz oldu. Yani sıkıntılar oldu. Biz de Türkiye olarak bundan payımızı aldık. Ama elhamdülillah biz buna rağmen Hatay'da 2018-2020 yılları arasında 2245 derslik okul yapmışız. 98 okulumuzun
güçlendirmesini yapmışız. Evet. Karayollarına gelelim, ulaşımı. Yine acaba şu 2 yılda ne yaptık? Bakın şu anda koronavirüs olmasına rağmen, 2019'daki dünyadaki kriz olmasına rağmen Reyhanlı-Kırıkhan yolu sıcak asfalt, betonla kaplaması hızlı bir şekilde devam ediyor. %50'den fazlası bitti. Yine Reyhanlı-Antakya yolu cilve gözünden başlayarak yolumuz hızlı bir şekilde devam ediyor. İstahiye-Hasya-Kırıkhan yolunu sıcak beton asfalt yaptık, bitirdik. Elhamdülillah. Evet. Rabbimize hamd ediyoruz. Ulaştırma Bakanımıza ben teşekkür ediyorum. Antakya-Samanyolu devam, Samanyolu-Dağ yolu devam ediyor. Bunu da inşallah bitireceğiz. Antakya Reyhanlı ayrımı Altınözü yolunun yine yapılması ile ilgili. Bugün ben Altınözü'ndeydim. Yine araçlar harıl harıl çalışıyor. Evet. Bitireceğiz. Hedefimiz inşallah Altınözü-Antakya yolunu 2021 yılı içerisinde Altınözü halkına kazandıracağız ve hediye edeceğiz. Bu da Altınözü'lere yeni bir müjde, evet, olsun diyelim. Evet, yeni bir müjde. 2000... Ve Ulaştırma Bakanımız da inşallah ayın 15'inde, 15'te Ocak'ta, evet, inşallah Hatay'a geliyor. Hem Altınözü yolumuzu inşallah orada kendisine göstereceğiz. Bizzat o yolu takip ediyor Sayın Bakanımız. Oraya gideceğiz. Ayrıca Hassa Tüneli ile ilgili, evet, 15 Ocak'ta Sayın Bakanımız Hatay'a geldiğinde Hassa Tüneli ile ilgili Hatay halkına çok güzel bir müjde verecek. Evet. İki ayrı müjde var. 15, evet, Ocak'ta Sayın Ulaştırma Bakanı Hatay'da olacak. Ayrıca yollarımız bitti mi? Yine ben devam edeyim. Buyurun. Yayladağ-Antakya yolumuz. Duble yol. Bitirdik elhamdülillah. Biz hazırlanıyoruz. Savaştan sonra biz Hatay'ı, Orta Doğu'yu hazırlıyoruz. Yayladağ'ından da kapıyı açacağız. Cilvegöz yapıyoruz. Antakya yolunu yapıyoruz. Kırıkhan'ı yapıyoruz. Ve inşallah biz savaş biter bitmez Orta Doğu'ya, Suriye başta olmak üzere nakliye sektörünü hızlı bir şekilde harekete geçireceğiz ve Hatay halkı tekrardan uçuşa geçecek. Evet. Biz onun beklentisi içerisindeyiz. Tek sıkıntımız nedir biliyor musunuz? Suriye'ye barışın gelmesi. Ama Suriye'ye barışın gelebilmesi için de en büyük sıkıntımız katil Esad'ın bir an önce Suriye'den gitmesi ve oradaki gözyaşının dinmesi. Tek çare bu bence. Evet. Esad gittiği gün Suriye'de barış gelir, Suriye'ye huzur gelir, Suriye'de kan durur, gözyaşı durur. Ben o şekilde görüyorum. Evet. Ama inşallah temennimiz bir an önce bunlar yapılacak ve oradaki insanlar gerçekten şu anda, ben geçen gün İdlib'e gittim, evet, Süleyman Soylu Bakanımızla, milletvekillerimizle beraber gerçekten oradaki İdlib'te yaşayan insanlar sanki Afrika'da yaşıyorlar. Eğer gidip görseniz gözleriniz dolar. Evet. 3 milyon insan kayalıklar ve taşlıklar arasına sıkıştırılmış ve orada yardım derneklerinin yardımını bekliyor İdlib'teki insanlar. Maalesef gözleriniz yaşlı olacaktır. Evet. Gerçekten zor bir mesele. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ben buradan gerçekten tüm dünyaya sesleniyorum. Lütfen Suriye'deki zulmü bitirin. Bu Esad belasını buradan gönderin de şuradaki insanlara huzur gelsin. Bunu halkın yapması mı? Halk yapamıyor. Burada, evet, tabii ki hep beraber, özellikle yani bazı dünyada söz sahibi ülkeler, öyle diyeyim, buna bir an önce el atması gerekir. Cumhurbaşkanımız tek başına mücadele ediyor ama bugüne kadar tabii ki gereken istediğimizi yapamadık. Ama hedefimiz inşallah bir an önce Suriye'ye barış getirmek, huzur getirmek. Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgelerde durum nedir şu anda? Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler, Afrin'e de gittim. Afrin'de şu anda tabii İdlib bölgesine göre çok çok iyi. Hele hele Cirablus, Elbab gibi bölgelerimizde de, Fırat bölgesi diyelim, Fırat, evet, Kalkanı bölgesi de, orası da çok güzel oldu. Çok gelişme kaydetti. İnşallah kısa bir süre içerisinde hemen hemen Türkiye'ye yakın bir yaşam hayatı oradaki insanlara sunacağız. Ama İdlib bölgesine göre orada arada en azından 50 yıl yaşam farkı var. Evet. Yani İdlib halkı, İdlib halkı Afrin'den ya da işte Elbab ya da Cinderis halkını en az 50 yıl geride yaşıyorlar. Maalesef ben gördüğümde çok üzüldüm. Ama inşallah bu insanlara Rabbim yardım edecek. Cumhurbaşkanımızın mücadelesini destekliyoruz sonuna kadar. Cumhurbaşkanımız inşallah bu insanları bu mücadelesiyle kurtaracak diye Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Evet.
karayollarındaki durumları aktarıyordunuz. O yarım kalmıştı. Tabii Topboğazı yolumuz da devam ediyor biliyorsunuz. Kırkhan arası sıcak beton asfaltımız devam ediyor. Yani karayollarıyla ilgili hemen hemen çalışmadığımız, duble yol çalışması yapmadığımız yol kalmadı. İnşallah hedefimiz 2 yıl içerisinde hem Antakya-Reyhanlı yolunu hem Kırıkhan-Reyhanlı yolunu, İsrahiye-Kırıkhan yolu bitti zaten, Yayladağ yolumuz bitti, Samandağ yolunu en kısa zamanda bitirerek inşallah Hatay'ı daha güzel bir yola, daha güzel bir ulaşıma kavuşturacağız diye tüm 5 milletvekiliyle beraber gece gündüz koşturuyoruz ve koşturmaya devam edeceğiz. Hatay halkı hizmet almıyor derlerse ben ona üzülürüm. Evet. Yeterli mi? Yetersiz. Keşke daha güzel, daha fazla hizmet edelim, daha fazla hizmet yapalım ama biz imkanları sonuna kadar kullanıyoruz, mücadele ediyoruz, bakanlık geziyoruz. Yeter ki diyoruz Hatay halkı mağdur olmasın, Hatay'a hizmet getirelim diye mücadele ediyoruz. Tabii bir yandan da ekonomik sorunlar da var ister istemez. Kesinlikle. Evet. Ekonomik sorunlara girdiğimiz zaman tabii ki hükümetin yapacağı özellikle COVID-19 döneminde gerçekten hükümetimiz çok güzel yardımlar yaptı. Esnafımıza yardımlar yaptı. Özellikle aile ve sosyal politikaların bakın burada kısa bir not vereceğim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hatay'da 2020 yılı içerisinde engelli evde bakım, sosyal ekonomik destek, doğum yardımı, koruyucu aile, ücretsiz seyahat kartı kapsamında Hatay halkına evet yanlış duymayacaksınız 426 trilyon lira ödeme yapmıştır. Yalnız 2020 yılı içerisinde. Eski parayla 426 evet, yeni milyon. Parayla milyon. Evet, evet. Yeni parayla 426 milyon, eski parayla 426 trilyon. Evet. Bu da iyi bir rakam. Keşke fazla olsa, daha fazlasını versek ama kötü bir rakam değil. Elimizden inşallah gelirse yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. Hatay'ımıza daha fazla para ayırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Evet. Yani bunları zaman zaman kamuoyunun ve vatandaşın da sizlerden duyması gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Çünkü böyle ara açıldığında da bu hizmetler çok bilinmiyor herhalde. Evet. Ondan dolayı da haksız bir eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Muhakkak eleştiri evet. olacaktır. Biz eleştiriye evet. her zaman açığız. Hizmette sınır yoktur. Biraz önce yine ifade ettim. Ama önemli olan nedir? İmkanları sonuna kadar kullanabilmek. Biz şuna inanıyoruz AK Parti milletvekili olarak. Biz Hatay için gece gündüz mücadele ediyoruz. Bakanlık geziyoruz. Ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yapabildiklerimizin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Takdir Hatay halkının. Evet. Peki isterseniz son günlerde eğer genel merkezi olarak açıklamalarınız bittiyse. Şöyle ben isterseniz Spor Bakanlığı'nın yaptığıyla kısa buyurun. Bir şey yapayım. Ondan sonra farklı sorular sorabilirsiniz. Yerele de dönmek istiyorum. Tabii ki, evet, tabii ki sorun değil. Bakın 25 bin seyirciyle yeni Hatay Stadyumu'nu bitirdik. Bunu AK Parti yaptı. Cumhurbaşkanımız Hatay'a yaptı. Ve şu anda Hatay Spor Kulübü orayı teslim almıyor. Bir an önce şu anda gidip alabilir. Her şeyi bitmiş vaziyette. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hatay Spor'un Fahri Başkanlığı'nı yapıyor. Öyle ifade ediyor kendisini. Evet, onursal lütfen başkan. Yeni Hatay Spor'a yeni stadyumu gelin devrini alın. Orayı teslim alın. Ve eski stadyuma da millet bahçesi yapacağız. Ben buradan gerçekten bir çağrı yapıyorum. Hatay halkına biz hizmet yapmak için mücadele ediyoruz. Antakya Belediye Başkanımız projesini hazırladı. Çevre Bakanlığımızla birlikte ve eski stadyumun yerine biz millet bahçesi yapacağız. Hemen bir an önce Hatay Spor stadyumu teslim alsın ve yeni stadyuma kavuşturalım Hatay Spor'u. Eski yeri de teslim edelim Antakya Belediyesi'ne. Antakya Belediyesi de hızlı bir şekilde Hatay halkına millet bahçesi kazandırsın. Son karar millet bahçesi olması kesinlikle yönünde. Kesinlikle karar yani öyle projeler bir bitti. Dönem. Ben buradan İzzettin Başkanımızın çalışmalarına teşekkür ediyorum. Projelerle bizzat 5 milletvekilliğiyle beraber çalışıyoruz ve projeler bitme aşamasında tek isteğimiz stadyumun boşaltılması, yeni yerine gitmesi Hatay Spor'un ve orayı millet bahçesi yapıyoruz. Evet. Ben çağrıda bulunuyorum bir an önce. Hazır, her şey hazır. TOKİ olacağı yönünde falan bir dönem tartışmalar hayır, oldu kesinlikle. Ama kesinlikle bakın bahçesi doğrudur daha önce planlama Çevre Bakanlığı tarafından TOKİ yapılacaktı. Ama Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz 2018 seçimlerinde ne dedi?
her ile en az bir tane millet bahçesi yapacağım. Evet. Biz bu sözü aldıktan sonra hemen Cumhurbaşkanımıza dedik, Hatay için en güzel yer stadyumun yeri. Stadyumu yapalım, bitirelim. Cumhurbaşkanımız da o gün bize söz vermişti seçimlerde. Evet. Biz dedi madem ki böyle iyi bir yeri istiyorsunuz, biz de verdik gitti. Hatay'a helal olsun. Biz TOKİ falan yapmıyoruz. Stadyumun yerini, eski stadyumun yerini millet bahçesi yapacağız. Ben buradan bir an önce Hatay Spor eğer yeni yerine, yeni stadyuma taşınırsa hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle Çevre Bakanlığı ve Antakya Belediyesi'nin ortak projesiyle çok güzel bir millet bahçesi kazandırıyoruz Hatay'a. Evet. İşte Hatay Spor da şey söylemişti, işte yeni yere göçtüğümüzde masrafımız daha da çoğalacak. Ya taraftar olmadığı için yerimizde. Ama öyle düşünürsek olmaz ki. O zaman stadyumu niye yaptık biz? Evet. Spor Bakanlığı milyonlar harcadı. Niye milyonlar harcadık? Niçin? Hatay halkı orada güzel bir maç izlesin diye, değil mi? Evet. Rahat olsunlar diye. Eğer siz maliyeti hesap ederseniz o zaman ben üzülürüm. Evet. Ya öyle bir şey. Çok güzel. Belki Türkiye'nin en güzel stadyumlarından birini biz yapıyoruz. Eğer siz maliyet hesap ederseniz yanlış olur diye evet. düşünüyorum. Ayrıca bakın Altınözü ne spor salonu yaptık, bitirdik. Dört ilçemizde şu anda yüzme havuzu bu yıl. Yine Spor Bakanlığımız yaptı. Yüzme havuzları, gençlerimize yüzmeyi öğretmek için mücadele ediyoruz. Dört tane ilçemize yüzme havuzu yaptık. Antakya öğrenci yurdu yaptık. Reyhanlı öğrenci yurdu yaptık. Bunları Spor Bakanlığımız yaptı. Ve yüzlerce, bakın yüzlerce halı saha yapıyoruz. Reyhanlı'dan tutun Altınözü'nün köylerine kadar, Hasan'ın Dağlık köyüne kadar biz halı saha yapıyoruz. Evet. Tek amacımız gençlerimiz boş vakitlerini sporda harcasınlar, spora gitsinler, futbol oynasınlar, birbirleriyle iyi geçinsinler, güzellik olsun, mutluluk olsun diye biz şu anda köylerimizin hemen hemen yarıdan fazlasında halı saha yaptık. Bunu kim yaptı? AK Parti yaptı. Kim yaptı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bunu başkası yapmadı. Evet. Şimdi sorular da geliyor. Sizin Tabii. anlattıklarınıza yakın şeyler. Ben hemen arada geçiştirmek istiyorum. Ulaştırma Bakanı 15 Ocak'ta Hatay'da olacağını söylediniz. Otoban projesinin daha Antakya'ya gelme durumu var mı diye gelen sorular. Tabii ki, tabii onu ki. Özellikle orada gideceğiz zordur. Ediyorlar. Ben tabii ki yoğun konuşmalarımız çok yoğun ve evet. Hatay'la ilgili çok proje olduğu için ben onu söylemeyi hatırımdan çıkardım. Sayın Bakanımız inşallah yine Topboğazı'nın üst tarafında Belen'e yakın bir yerde bir program yapacağız. Ve şu anda projesi bitme aşamasında Belen, Cilve Gözü ve havaalanı yani Antakya bağlantılı yolumuzu, otoban yolumuzu da inşallah kısa bir süre içerisinde proje biter bitmez ihalesine çıkacağız. Ve Hatay halkına inşallah çok güzel bir otoban kazandıracağız. Yani onu otoban devam edecek. Otoban şöyle Belen'in altında biliyorsunuz şu evet. anda oradan. Öncelikle havaalanına kadar gelecek Antakya evet. bağlantı yolu ve onun yanında Cilve Gözü'ne kadar bağlayacağız. Evet. Yani şöyle diyelim Edirne'den çıkan bir vatandaşımız Cilve Gözü'ne kadar otoyoldan gelecek. Şu anda zaten Belen'e kadar geliyor. Biliyorsunuz, bu şu an proje aşamasında adam, ama değil mi? Ankara-Niğde arasındaki 300 kilometrelik yolu ben geçen gün kullandım. Çok güzel olmuş. Evet. O yol bağlantısı da bitti. Yani Edirne'den Belen'e kadar şu anda otoyoldan, otobandan gelebiliyorsunuz. Bu da AK Parti farkı diyorum. Evet. Ama temennimiz sizin de ifade ettiğiniz gibi Belen'den hem Antakya'ya hem Cilve Gözü'ne kadar otoyolu bir an önce bitirmek ve evet. Hatay halkını hediye etmek. Ama bunun çalışması var. Projesi yapılmamıştı. Hatta çok önce bir proje vardı. Çok eskimişti. Bakan Bey'le görüştüğümüzde evet. o projeyi istemişti. O projenin şu anda yani yapılması mümkün olmadığı için yeni bir proje çalışması bitmek üzere diye biliyorum. İhalesi yapılmıştı birkaç ay önce. İnşallah kısa süre içerisinde biter bitmez otoyolumuza ilgili inşallah ihaleyi yapacağız. Altınözü'nden gelen sorular var. Onlara da bakıyorum. Tabii sizin de birebir Sorun ilgili değil, bölgeniz. Tabii ki, tabii. Enek'ten Narlıca'ya gelen yolda bitmiş olacak mı? Antakya-Narlıca farklı bir yol mu olacak diye soranlar var. Hayır. Bakın şu anda ben bugün Altınözü'ndeydim. Altınözü belediyemizin yeni yaptığı belediyemizin oradan yol başlıyor biliyorsunuz. Evet. Ta ki Enek'e kadar. Bu yıl zaten bitiyor. Hemen hemen bitmek üzere. Evet. Şu anda araçlar hayır çalışıyor. Az bir kısmı kaldı.
Enege olan az bir kısmı. Evet. Ve şu anda Enek'ten Narlıca'ya kadar olan kısmı da bu yıl bitireceğiz. Bakanımız o yola geliyorsa bunun için geliyor. Evet. Yani mevcut Enek'ten, yol değil, ayrı bir yol mu olacak? Hayır, hayır, aynı yol. Enek'ten, Enek'ten Narlıca'ya kadar olan yolu genişletiyoruz. Duble haline getiriyoruz. Evet. Ve sıcak beton asfalt yapıyoruz. Altınöz her şeyi hak ediyor. Peki. Onu da merak ediyorum. Sorular evet. Vardı. Varsa Hakan yine farklı bir şey sorabilirsin. Böyle uygun oldukça ben konuyla alakalı olanları iletirim. Tabii. Buyurun, yarım kalmıştı herhalde. Sizin söyleyecekleriniz bittiyse biraz da yerele dönmek istiyorum ben. Stadyumla alakalı gelen sorular var. Amatör sporcular peki yeni eski stadyum millet eski parkı olursa diye. Millet bahçesi yapıyoruz, orayı yıkıyoruz. Orası... Amatör sporcular mağdur olmaz mı diye gelen. Hayır hayır, kesinlikle amatör sporcularla ilgili bizim halı sahalarımız mevcut. Hem Antakya'da hem diğer ilçelerimizde amatör kulüplerinin oynayabileceği ya da futbolcularımız oynayabileceği halı sahalarımızı yapıyoruz. Yeni yerlerde yapacağız. Kesinlikle hiçbir tane gencimiz mağdur olmayacak. Gerçekten belki son 100 yılda diyebilirim. Son 100 yılda yapılandan fazla şu 3-5 yılda Spor Bakanımız halı saha yaptı. Bakın biraz önce ifade ettim. Köylere biz halı saha yapıyoruz. Eğer Antakya'daki gençlerimiz böyle bir şey düşünüyorlarsa bence hiç korkmasınlar. Evet. Biz gençlerimize söz veriyoruz. Hiç kimse mağdur olmayacak. Ama şu andaki mevcut stadyumun yerini millet bahçesi yapıyoruz. Evet. Bu kesin. Kararı çıkmış. Projesi bitti. Yeter ki Hatay Spor yeni yerine, yeni stadyuma gitsin. Antakya Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız millet bahçesini hemen hızlı bir şekilde ihalesini yapıp inşaata başlayacağız. Evet, peki. Ben son günlerde atmış olduğunuz bir tweet var. Büyükşehir'le alakalı, ona geçmek istiyorum. Eğer hangi tweet'ti? Ben çok tweet atıyorum yani. Yani bu 400 milyonluk peşkeş diye bir tweet'iniz var. Arkadaşlar da hazırlıyor. Milyon. İsterseniz bundan devam edelim. Fark etmez nasıl istersen. Ekrana da yansıttı arkadaşlar. 400 milyonluk peşkeş diye Hatay Büyükşehir evet. Belediyesi ve Hatsu 20 milyona satın alabileceği araçlar için e-fatura 6 yıllık kira bedeli olarak 400 milyonu hangi mantıkla ödedi? Kesinlikle diye doğru bir haber. Bir açıklamanız var. Bunu detaylandıracak olursanız. Kısaca dedim. İstersen tekrardan detaylandırayım. Şöyle, ben 2014 yılında biliyorsunuz Hatay Büyükşehir oldu. Ve o dönemde ben Reyhanlı Belediye Başkanı'ydım ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'ydim aynı zamanda. Evet. Ve o günden bugüne ne yapıldı, ne gibi sözler verildi hepsini tek tek biliyorum. Bakın 2014 yılından bugüne kadar aynı şirkete isim de veriyorum. E-Fatura. E-Fatur kimi bilmiyorum. Bence Lütfi Savaş'ın da olabilir. Ben bilemiyorum da, araştırmadım. Ama yani bir insan ancak kendine bunu yapabilir. Başka birine yapması mümkün değil. Ben size soruyorum. 2014 yılında 10 ya da 15 milyona, 20 diyelim buna ya, önemli değil. 20 milyona, 20 trilyona satın alacağınız araçlara, aynı araçları kiralayarak 400 trilyon birisini öder misiniz siz ya? 400 trilyon. Ve bu kayıtlarda bakın, evet, belge göstereyim isterseniz, bakın. Evet. Bunlara belgeler mevcut. Bütün ihaleler tek tek. Ve EKAB'a girip, yani şöyle diyelim, merak eden vatandaşlarımıza da buradan ben bir yol gösteriyorum. Büyükşehir'in yaptığı, Hatsun yaptığı ihaleleri EKAB'tan takip edebilirler. İhaleleri. Kaça verilmiş, kim hangi firma almış ve EKAB'tan alıyorum zaten. Yani merak eden kardeşlerimiz eğer ya işte acaba milletvekilimiz bizi yanlış mı bilgilendiriyor diye, kesinlikle böyle bir derdimiz olmaz. Beni herkes sanır, ben %100 bilmediğim bir konuyla ilgili ne açıklama yaparım ne de o insanı töhmet altında bırakırım. Ama şunu da ben yaparım, yanlış yapan biri varsa da onu yüzüne de söylerim, onu herkesin içinde konuşurum ve o yanlışın düzelmesi için mücadele ederim. Evet. Ve şu anda gerçekten ben bu 400 trilyonun niye böyle e-fatura harcandığını merak ediyorum. Ve 400 trilyonla Hatay'da neler yapılacağını, ben Hatay halkına buradan yani 3000 kilometre asfalt yapabilirdik. 3000 kilometre Hatay Büyükşehir bu kiralama bedeliyle hem Hatay'ın tüm köy yolları, 350 köyümüz var. Tüm köy yollarımızı sıcak beton asfaltla kaplayabilirdik. Yetmez. Osmaniye'nin köy yollarını bitirdik. Yetmez. Kahramanmaraş'ın köy yollarını bitirdik.
ve onlara da hediye ederdik ve tek bir kalem 400 milyonluk kiralamayı yapmasaydık 15 trilyona 2014 yılında alsaydık ve bu 400 trilyon Hatay halkına hizmet olarak dönecekti. Ben buradan gerçekten üzülüyorum. Bunları inşallah bunların peşini bırakmıyoruz ve bunların hesabını soracağız. Yanlışın yanında hiçbir zaman olmadım, olmayacağım. Bunun hesabını verecek. Buna imza atanların hepsi imza ver, hesap verecek. Evet. Kesinlikle. Bu şekilde. Yine diğer bir en çok son zamanların tartışmalı konusu da Hatsu meselesi. İşte AK Partili vekillerin Sayın Savaş geçen bir televizyon programında da bunu aktardı. Hı. Köylere gidip biz su paralarını ödemeyin, bunlara af getireceğiz tarzı söylemleri olduğundan bahsetti. Sizin böyle bir söyleminiz oldu mu? Bakın kesinlikle ne benim ne diğer milletvekillerimizin son 2-3 yılda yani benim hatırladığım kesinlikle böyle bir ifade kullanmamız mümkün değil. Daha önceleri de kullanmamız mümkün değil. Biz 2018 yılında 5 milletvekiliyle tabii 10 milletvekili adayımız vardı. Köy köy dolaştık. Kesinlikle hiçbir köyde tespit edebilir. Ben Hodri Meydan dedim hatta. Böyle bir kelimeyi kullanmamız mümkün değil. Ben özellikle kanunları bilen bir insanım. Bir su parasının ödenmesi gerektiğini bilen bir insanım. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz 2014 yılında su fiyatları ile ilgili ben çok mücadele yaptım. Çünkü 2014 yılında meclis toplantıda komisyon üyeleriyle bir karar alınmış. O zaman arkadaşlarımız da çok önemsememişler, görmemişler de diyebilirim bazı arkadaşlarımız. Bunların içerisinde AK Partili encümen meclis üyelerimiz de vardı. Evet. O dönemde çok yüksek fiyata yani su fiyatlarını %300, %400 fiyat artırdı. Yani şöyle diyebilirim, Reyhanlı'da 1 TL olan suya 10 TL yapmışlardı. O zaman ben hatta belediye başkanı olarak kendi iş yerimle ilgili bir dava açmıştım. 1 liralık suyu 10 lira yaptığı için ve mahkemeyi kazanmıştım. Su tekrar 1 liraya düşmüştü. Daha sonra biz tabii fiyatları kademeli bir şekilde Hatay halkına artırarak yani zarar vermeden, insanları mağdur etmeden bir orta bir fiyat vermeye gayret ettik. Tabii ki o dönemde de Hatsu Genel Müdürü de çok mücadele ediyordu. Zarar ediyorum diyerek meclis üyelerini etkiliyordu. Ama biz yine onun mücadelesini ben verdim. Bütün Hatay halkı bilir. Geriye dönük basını takip ederseniz ya da sosyal medyadan hem mahkemeyi kazandığımı hem Hatay Büyükşehir'le ne kadar su fiyatları ile ilgili mücadele ettiğimi orada görür vatandaşlarımız. Evet. Zaten yerel yönetimden gelen bizim birisimsiniz. Böyle bir şey dememiz mümkün değil. Hiçbir milletvekilimizde hatta ya işte Hatsu'ya para ödemeyin demeyiz. Böyle bir şey dememiz mümkün değil. Ama maalesef bunu kullanıyor. Tek sıkıntısı hizmet yapmayan bir kişi olarak işte milletvekillerini suçlayarak, AK Parti'yi suçlayarak, Cumhurbaşkanımıza laf söyleyerek Hatay halkını özellikle Hatay'daki Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizi kandırmaya çalışıyor. Böyle hizmet olmaz. Böyle belediye başkanlığı olmaz. Ya kardeşim sen hiç mi Maraş'a gitmiyorsun? Hiç mi Gaziantep'e gitmiyorsun ya? Ya git bir Gaziantep'i gör kardeşim ya. Şanlıurfa'yı gör ya. Ya niye hizmet yapmıyorsun kardeşim? Projelerim var. 166 tane proje açıklamışsınız. Evet. Kaç tanesini yaptın? Buradan ben sesleniyorum belediye başkanı. Gerçekten üzülüyorum. Burada yani hükümeti eleştirmekle mi yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacak? Önce kendi işini yapacaksın. Projeleri yapacaksın. Evet. Hangi projeyi yaptı? Antakya'ya hangi projeyi yaptı? Reyhanlı'ya hangi projeyi yaptı? Altınözü halkına hangi projeyi yaptı? Hep laf, başka bir şey üretemiyor maalesef. Ve Hatay Büyükşehir bütçesinin şu anda 2 trilyona yakın bütçesi var arkadaşlar. Bunun hesabını hiç kimse sormuyor. Ama biz soracağız. Yıllık bakın mı? Biz 2 yıldan beri gerçekten hatta ben 6 yıldan beri diyebilirim. Hatay Büyükşehir'in yapacağı her doğru işe biz imza atmışızdır AK Parti meclis grubu olarak. Niye? Bizim tek derdimiz Hatay'a hizmet gelsin diye mücadelemiz vardı. Bunu CHP'li belediye de yapabilir, AK Parti de yapabilir, hükümet de yapabilir. Bizim derdimiz ve vatandaşa tek emelimiz Hatay'a hizmet yapılsın. Biz hiçbir zaman, buradan Hodri Meydan diyorum, biz Hatay Büyükşehir Meclisi'nde Hatay'ın yararına olan hiçbir karara red vermedik. Bugün de vermeyiz, yarın da vermeyiz. Ama burada ama çok önemli.
Ama burada ya kardeşim sen gidiyorsun yanlış şeyler yapıyorsun. Şu anda Expo 2021 ile insanları kandırıyor. Ne hataya ne getirisi olacak? Burada madem köyle oraya gelelim. Expo 2021'in ben buradan açıklama yapmasını bekliyorum. Evet çağrıda bulunuyorum. Expo 2021'in Hatay'a, turizme ne kadar faydası olacak? Bunun incelemesini yaptınız mı Sayın Lütfi Savaş? Kaç tane turist gelecek? Ne kadar para harcayacaksınız? Bunların maliyeti ne olacak? Bunları hesap yapar. Artı Antalya'ya gidip baktınız mı? Expo 2016 yapılmış. Şu anda Antalya'daki Cumhuriyet Halk Partililere sorun. Milletvekillerine sorun. Oradaki Fuar Expo 2016'nın faydalı olmadığını bizzat bırakın AK Partili yetkilileri. Ben Cumhuriyet Halk Partilileri milletvekillerine sorun diyorum. Onlar daha iyi anlatacaklardır. Nereye koşuyorsun kardeşim? Nereye koşuyorsun? Milyarları harcıyorsun. Hatay halkının parasını harcıyorsun. Ama Hatay'a ben buradan iddia ediyorum. Expo 2021'in Hatay halkına hiçbir faydası olmayacaktır. Bu kadar enerji boşuna kesinlikle. Mı? Hado için de mi aynı kesinlikle. Hado ile ilgili bakın ben o dönemde belediye başkanıydım ve büyükşehir meclis üyesiydim. Hado ile ilgili AK Parti grup başkan vekiliydim ve o dönemde eleştiri yaptım. Şunu demiştim. Dedim Sayın Başkan, kardeşim şu anda Kuzey Kıbrıs'a 150 TL ile uçan vatandaşlarımız var. Uçakla Hatay'dan havaalanından 50 kilometre, 100 kilometre aracıyla gelip işte Reyhanlı'daki kardeşimiz 60 kilometre havaalanına yetişiyor. Antakya'daki kardeşimiz 20 kilometre havaalanına yetişiyor. İskenderun'daki kardeşimiz havaalanı İskenderun arası kaç kilometre siz söyleyin? 40 mu? 40-45 kilometre. Evet. Evet. Şimdi Hatay'ın genelinde düşündüğümüzde havaalanı orta bir yerde yapılmış. Doğru mu? 150 TL ile Kuzey Kıbrıs'a uçabilen bir kardeşimiz vapura biner mi? 200 lira. 100 liraya biner mi? 8 saat, 10 saat, 5 saat neyse bilemiyorum tam saatini. Yolculuk yapacak, aracıyla İskenderun'a gidecek, Arsus'a geçecek, Arsus'a ve oradan gemiye binecek, oradan Kıbrıs'a gidecek ve saatlerce yolda kalacak. Ama siz buradan havaalanına geleceksiniz, konforlu bir şekilde yarım saatte havaalanından havaalanına ineceksiniz ve evinize yetişeceksiniz bir saatte. Hangisini tercih edersiniz? Hado'yu mu? Gemiyle mi yolculuğu, Hado'yu da bırakalım bir kenara. Gemiyle mi yolculuğu tercih edersiniz, uçakla mı? Size soruyorum. Evet. Neyi tercih edersiniz? Tarafsız kalalım ama. Vatandaşa soralım. Evet. Vatandaş kararını versin. Ben o dönemde bunları hep anlattım. Tabii ki ben hiçbir zaman da Hado olmasın demedim. Onu da yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Evet. AK Partililer işte ya her şeye karşı geliyor gibi düşünce oluşmasın. Biz şunu söylemiştik kendisine. Sayın Başkan, Hado'yu yapacaksan öncelikle bir hattını yapalım, yerini yapalım. Turizm Bakanlığı'ndan bir izin al. Artı Ticaret Bakanlığı'ndan bir izin al. Artı Gümrük Bakanlığı'ndan bir izin al. Orası gümrük olacak. Bu izinleri aldınız mı? O dönemde biz bakanlığa sorduk. Hiçbir bakanlığa müracaatı yoktu. Ya siz nasıl Hatay'ı yapacaksınız? Uluslararası çalışacak. Değil mi? Evet. Lübnan'a işte tur yapacağım diyordu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir şey hesap etmeden böyle yüzeysel hareket ederek maalesef insanları aldatmaya çalışıyor. Ve biz buna rağmen bakın buna rağmen Hado'nun yapılması için dedi bir gemi kiralayın. Öncelikle bir 300-500 bin lira harcayın. Satın alacaktı gemiyi. O zaman Yunanistan'dan geminin adresi de belliydi. O zaman geldi bir tane kendisinin artık ne diyeyim şirket sahibi mi nedir? Geldi bize mecliste briefing verdi. Dedi ki bizim gemimiz hazır dedi. Daha ihalesi yapılmamış bir gemi alacaklardı o dönemde. İhalesi yapılmayan bir işle ilgili geldi bize briefing verdi Belen'de. Dedi ki arkadaşlar dedi biz dedi gemiyi satın aldık Yunanistan'da. İyi hatırlıyorum bundan 5 yıl önce. Yunanistan'da gemi satın alınmış o zaman 10 mu 15 milyon liraya. Gemiyi hemen getirecekler. Cukka diye Hatay halkının parasını harcayacaklardı. Ve bugüne kadar da o gemi çalışmayacaktı. Biz onu önledik dedik ki ne kardeşim satın almayın. Kiralama yapın. 1-2 yıl. Eğer kazandık Hatay halkı bunu sevdi. Binmeye başladılar. Gemiyle vapurla gitmeye başladılar. O hep beraber. Hep beraber yapalım. Ama ben bunun araştırmasını yapmıştım o dönemde. İskenderun Ticaret Odası Başkanımızla gemi ajanteleriyle hepsiyle görüştüm. Ve burada İskenderun'da
vapur seferlerinin çalışamayacağını, kış aylarında bunun başarılı olmayacağını, daha önce denendiğini ve başarısız olduğunu, özel şirketler tarafından zarar edildiğini, kiralama yapıldığını ve tekrar kapatıldığını ifade ettiler. Niye derseniz, hem orası açık deniz hem de Kuzey Kıbrıs'a çok fazla kimse gitmiyor. Çünkü uçak var, Adana'dan vardı, şimdi Hatay'da var. Evet. Bütün mesele bu. Bu dediğiniz araştırmaları peki Büyükşehir bilmiyor mu, yapmıyor Kesinlikle mu? Bilmiyor. Dertleri farklı, amaçları farklı. Eğer siz hizmet dışında farklı şeyler düşünürseniz farklı şeyler yaparsınız. Hiç hesap etmezsiniz. Vatandaşa ne getirecek, ne götürecek, maliyeti ne olacak, bunun hesabını yapmazsınız. Çünkü niyetiniz farklı. Evet. Niyetiniz farklı olursa hiç gözünüz hiçbir şeyi görmez. Peki Büyükşehir'in projeleriyle alakalı veya genel ödemeleriyle alakalı hükümetin engel olduğu bir proje var mı? Hayır, hayır. Bakın, ben yani muhalif belediyelerin genelde sık sık dile getirdiği konulardan bir tanesi bu. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Bakın, ben belediye başkanlığı yapmışım. Belediyenin kanunu çok iyi biliyorum. Belediye kanununda şunudur. Her ile her nüfusa göre kişi başına para gönderilir. Şu anda Hatay nüfusu ne kadar? 1.600.000 diyor. Evet. 1.600.000. 1.600.000 nüfusa göre hem Hatay Büyükşehir'e hem ilçe belediyelerine para gelir. Bu AK Partili de olsa aynıdır. CHP'li olsa aynıdır. HDP'li olsa aynıdır. Evet. Öyle bir şey yok. Öyle bir ayrım yok. Burada önemli olan nedir? Burada akıllı bir belediye başkanı gelecek. O parayı iyi kullanacak. Siz apayrı bir çıkış yaptınız. Expo ve Hado'ya harcanan enerjiyi boşa dediniz. Ben bugüne kadar bakın Expo ile ilgili çok fazla eleştiri yapmıyordum. Çünkü insanlar Expo dediği zaman sanki büyük bir işte futbol işte bir şeyi olacakmış gibi bütün dünya Hatay'a akacak. Milyon insan gelecek gibi bir algı oluşturmuşlardı. Ben onun için o algıyı çok tek başıma kırma şansım yoktu. Ama bugün artık dayanamıyorum. Konuşmak zorundayım. Çünkü Expo'ya yapılan harcamanın gerçekten Hatay halkına hiçbir faydası olmayacak. Ne turizme katkısı olacak, hiçbir şeye katkısı olmayacak. Ben buradan iddia ediyorum. Örnek bir, Antalya 2016 Expo fuarına gidin. Görün, orada yerler esiyor. Milyarlar harcanmış, doğrudur. O dönemde kim yapmışsa, AK Parti de yapmışsa hata yapmış. Ama o dönemde gerçekten 1200 dönüm üzerine, Expo 2016 bak 1200 dönüm üzerine. Evet. Hatay'da kaç dönüm üzerine yapılıyor biliyor musunuz? İki yere yapılıyor, 300 dönüm. Yani Antalya'da yapılanın kaçta biri diyebilirim? Dörtte biri, dörtte yani, biri daha küçük ama para harcanacak ama fayda sağlamayacak. Çünkü Antalya'ya hiçbir katkısı olmamış. Onu ben bizzat o dönemdeki yetkililerden bilgi almıştım. Onu da anlattım ama maalesef ne kadar konuştuysak, ne kadar anlattıysak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na o dönemde muhalefet olduğumuz için göz ardı etti. Ama ben biraz önce yine dedim, niyet farklı olunca gözü bir şey görmez insanın. Ben öyle diyorum. Bir diğer tartışılan konu da yine bu Karaçay Barajı meselesi. İhsali hattının devredilip devredilmediği hususunda halen bir tartışma sürüyor. Aslında burada en çok mağdur olan da yine halk. Yani şimdi özellikle merkeze baktığımızda yolların durumu ortada, bitmeyen bakın altyapı. Bakın arkadaşlar, Karaçay Barajı'nı kim yaptı? Devlet Su İşleri yaptı. Milyonlar harcadık, değil mi? Bunu niçin yaptık? Antakya ilçemizin, Defne ilçemizin en başta içme suyunu karşılaması için. 8 aydan beri şu anda Hatsu Karaçay'dan İsale Hattı'ndan su alıyor. Evet. Gövdede çatlak var denildi. Hayır, öyle bir şey yok ya. Olabilir mi öyle bir şey ya? Ya Reyhanlı'da da gövdede çatlak var dediler. Patlayacak dediler. Şu anda Reyhanlı Barajı'nda 100 milyon metreküp su var. Bunu muhalefet yapıyor kardeşim. Hizmet yapmak istemeyenler, AK Parti'nin hizmetlerini hazmedemeyen kişiler bunu söylüyor. Lütfen inanmayın bunlara. Ya baraj yapılacak, devlet su işleri yapacak bakanlık üzerinde. Siz diyeceksiniz baraj çatlak. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kimi kandırıyorsunuz kardeşim? Ha, kuraklık olabilir. Evet, şu kuraklıkta anda ekranda görüyoruz. Yeni dün çekilmiş resim. Evet, kuraklık bizim olabilir. Kuraklıktan dolayı su azalabilir. Bakın bugün yağış yağmıyor, yağmur yok. Evet. Baraja su bitebilir. Bunun suçu AK Parti mi? Ya da devlet su işleri mi? Böyle bir şey diyebilir miyiz? İnşallah yağmur yağar, dua ediyoruz. Barajlarımız dolar, insanlarımıza sıkıntı çekmez. Değil mi? Yani gövdede çatlak yoktu. Hayır, öyle bir şey olamaz. Hayır, yapmadı diyorsunuz. Hayır, olsa bile yani diyelim ki ufak tefek hatalar oldu. Onu zaten devlet su işlerinin bakımını yapıyor olacak. Ama çatlak olmaz. Çatlak olduğu zaman su kalmaz orada. Evet.
Şu anda Reyhan'da bakın çatlak demişti. Bir özellikle yine ifade ettiğiniz için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Parti'nin milletvekilleri her yerde Reyhanlı Barajı yapılmayacak, bitmeyecek, çatlak var. Ya kardeşim kimi kandırıyorsun ya? Şu anda bak Ocak ayından beri su tutuyoruz. 100 milyon metreküp su var. İnşallah hedefimiz bu yılda yağmur yağarsa en azından barajın %50'sini Allah'ın izniyle dolmuş olacak. Tabii ki en büyük hedefimiz de bakın AK Parti Menzelet Barajı'ndan Maraş'tan Tahtaköprü'ye su getirdi arkadaşlar. Menzelet. Nerede biliyor musun Menzelet? Göksu. Maraş'ta. Göksu. Oradaki suyu, oradan çıkan dağdaki kar suyunu Tahtaköprü'ye getiriyoruz. Şu anda oraya boşaltıyoruz. Oradan Reyhanlı Barajı'na getireceğiz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir günde olmuyor bu işler kardeşim. 105 kilometrelik biz kanaldan bahsediyoruz. Şu anda Hatay'ın içerisine yerleşti zaten. Tahtaköprü'ye yetişti bu kanalımız. Tahtaköprü'den Reyhanlı arası yapılıyor zaten. Orası bittiği zaman da yağmur da az yağsa, çok yağsa o zaman Allah'ın izniyle biz Menzelet'ten Tahtaköprü'ye aktarıyoruz. Tahtaköprü'den de aynı kanal Reyhanlı Barajı'na gelecek. Evet. Üç barajı birleştiriyoruz. Bunu yaparsa AK Parti yapar. Reyhanlı Barajı ile demişken gelen soru var. Çiftçinin bir serdenişi var. Burada diyor ki içme dağıtımı yapılmadığını söylüyorlar tarlalara. Reyhanlı evet. Barajı'nın dağıtımının yapılmadığı, sulama dağıtımının yapılmadığı hususunda bir gelen soru var. O zaman basını takip etmiyorlar. Şöyle diyelim, değerli arkadaşlarımıza şöyle bir bilgi verelim. 2021 yılında Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sulama yılı ilan ettiler. Sulama yılı Türkiye'de. Evet. Bunun içerisinde hem Reyhanlı Barajımızın inşallah 3 tane projesi var. İlk projemiz zaten bitmişti ihalesi. Kapalı devre sulama sistemiyle ilgili. Firma şu anda zaten çalışmalara başladı. Önce toplulaştırma yapıyoruz. Yolları falan belirliyoruz. Daha sonra inşallah kapalı devre yani borularla kapalı devre su sistemini inşallah en geç burada müjde veriyorum. İlk projeyle artı TOKİ'nin yaptığı ihale de bitti. Sözleşme yapıldı. Şu anda ikinci projenin firma yetkilileri de Hatay'a geldiler. Baraja yakın bir yerde şantiyelerini kurmaya başladılar. Evet. Ve 2021 yılı içerisinde inşallah hızlı bir şekilde öncelikle toplulaştırmayı yapacağız. Toplulaştırma biter bitmez de hemen kapalı devre sulama sistemlerini inşallah devreye sokacağız. Benim tahminim 2 yıl içerisinde. Yani iş bitim günü onu da söyleyeyim. 1000 gün yeni yapılan ihaleleri biliyorum. Evet. Ben firma yetkilileriyle de görüşmüştüm. Takriben 700-750 günde yani 2 yıl içerisinde bitireceklerini ifade ettiler. Allah'ın izniyle evet. 2023 yıla girmeden önce Reyhanlı Barajı'nda inşallah çiftçilerimize kapalı devre su sistemiyle su vereceğiz. Büyük bir bölümünü inşallah bitireceğiz. Hedefimiz 600 bin dönüm araziyi sulamak. 600 bin dönüm araziyi sulamak. Bunun içerisinde Kumlu'nun tamamının arazisi var, Reyhanlı var. Artı Kırıkhan, Antakya bölgelerine yakın bölgelere, özellikle Reyhanlı, Kumlu veya bölgelere yakın olan bölgelerde sulama alanına dahil ediyoruz. Ve bunun yanında da Reyhanlı Barajı'yla da artık havaalanımız su altında kalmayacak. Evet. Sel felaketlerini önledik. Her yıl 200 bin dönüm civarında arazimiz su altında kalıyordu. Geçen yıl biliyorsunuz 15 Ocak'ta biz barajda suyu tutmaya başladıktan sonra rahatladık. Dikkat ettiniz mi? Evet. Ne zaman Reyhanlı'da suyu tutmaya başladık Tahtaköprü'de? Ocak ayının başında. Yani 2020'nin Ocak ayı başında. Yani bir yıl falan oldu. Şu anda elhamdülillah Allah'ın izniyle artık çok büyük yağışlar olmazsa öyle yani afet olmazsa artık Allah'ın izniyle sel felaketini ne havaalanının etrafında ne o civar köylerde yaşamayacağız diye düşünüyorum. Evet. Bu da tabii ki barajın yapılmasıyla halledilen evet. bir iş. Sizin kendi bölgenizden Reyhanlı'dan gelen merak edilen bir soru. Doğalgazla hususunda çok soru geliyor. Ben onu da arada sıkıştırarak sorayım size. Reyhanlı'ya evet. doğalgaz gelecek mi? Tabii ki. Bunun müjdesi var mı veya bir görüşmeniz var mı? Şöyle diyelim, doğalgazla ilgili zaten biz 2-2,5 yıl önce bu projenin yapılmasıyla ilgili çalışma başlatmıştık. Şu anda bitti. Kırıkhan'dan Yeşilova bölgesinde şu anda zaten borulama sistemi 2 yıl falan sürdü. Biraz gecikti. İhalede biraz sıkıntı oldu onu söyleyeyim. Ama elhamdülillah şu anda
Hatta bu hafta içerisinde boruya gaz vereceğiz. Yeşilova'ya kadar yani boruları gaz dolduracağız. Evet. Ocak ayı içerisinde de sonuna doğru Reyhanlı'da hatlarla ilgili bir toplantı yapacağız belediyemizde. Takriben yağışların bitmesiyle yani benim tahminim Nisan ayı içerisinde Reyhanlı'ya doğalgazla ilgili bağlantı yapmaya başlayacağız. Ben buradan müjde veriyorum. Dün bizzat EPDK başkanımızla ve BOTAŞ müdürümüzle görüştüm. Hiçbir sıkıntı yok. Gazla ilgili de çalışmalar bitmiş, kontroller yapılmış. Bu hafta içerisinde gaz verilecek. Yani doğal gazın hattına bu gaz verilecek, denenecek ve o gaz dolu kalacak. Aksa gazla ilgili de sözleşmeler yapıldı Reyhanlı ilçemizle ilgili ve tahmin ediyorum inşallah yani çok %100 söylüyorum Nisan ayı içerisinde doğal gazın bağlantılarına başlayacağız ve Reyhanlı halkını doğal gaza kavuşturacağız. Evet. Burada müjde verebilirim. Ocak ayının sonunda da Aksa gazla ilgili belediyemize bir toplantı yapılacak. İlk nereden yapılabilir? İşte belediyenin tabii ki yolla ilgili çalışmaları olacak. Belediye ile ilgili istişare ederek Aksa gaz Reyhanlı'ya inşallah en geç Nisan ayından itibaren doğal gazla ilgili çalışmalara başlayacağız. Tabii ben isterdim ki geçen yıl başlasın. Bir yandan koronavirüs etkisi, bir yandan işte ekonomik darboğazla ilgili biliyorsun dünyadaki sıkıntılardan dolayı biraz gecikme oldu. İhaleden dolayı gecikme oldu. Evet. Ama şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Doğalgaz hattımız bitti. Reyhanlı'ya, Yeşilova bölgesine yetişti. Kısa bir süre içerisinde inşallah birkaç ay içerisinde de Allah'ın izniyle bağlantılara başlayacağız. Peki, bu da ayrı bir müjde olsun. Evet. Reyhanlı için inşallah diyelim. Yani 2021'in Nisan ayından sonra Reyhanlı doğalgaza İnşallah. Kavuşmuş Allah'ın olur. İzniyle. Özet olarak. Bu dönemde Büyükşehir Meclisi'ne dönecek olursak biraz daha uyum içerisinde gidiyor. Hatta bazı geçen döneme göre tartışmaların daha az yaşandığı bir süreci görüyoruz. Ben aslında bu görüşe katılmıyorum. Bakın ben yine biraz önce belki kısa ifade ettim. 2014 yılından 2018 yılının Mart ayına kadar ben Büyükşehir'de meclis üyesiydim, belediye başkanıydım. Gerçekten şunu söyleyeyim, Hatay halkına yapılacak hizmetlerin hiçbirinde biz AK Parti grubu olarak kesinlikle bir yanlış yapmadık ve destek vermek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ama o dönemde şunu yaptık, yanlışlara da yanlış yapıyorsun diye bağırdık. Su fiyatları ile ilgili mücadeleyi bu kardeşiniz ve diğer AK Parti meclis üyeleriyle birlikte yaptık. Bilmem farklı artı araçlarla ilgili ben o dönemde yine gündeme getirmiştim. O dönemde eğer bizi dinleseydi 400 trilyon şu anda Hatay halkına farklı yerlere hizmet gelirdi. Ama bu kardeşinizi AK Parti grubunu dinlemedi. Bizim mücadelemiz yanlışlarla mücadeleydi. Araç kiralamasıyla ilgili mücadeleydi. Su fiyatlarının çok pahalı olmasıyla ilgili mücadeleydi. Kayıtlara bakabilirsiniz. Meclis konuşmalarımıza bakabilirsiniz. Başka bizim mücadelemiz olmaz. Bizim tek niyetimiz, tek emelimiz Hatay halkına hizmet etmek. Bunu Hatay halkı çok iyi bilir. Ama yine ifade edeceğim. Sizin eğer derdiniz hizmet değilse, farklı şeyler düşünürseniz AK Parti'yi de suçlarsınız. Belediye meclisini de suçlarsınız. Cumhurbaşkanına da dil uzatırsınız. Ve hiçbir şey yapmıyor dersiniz. İnsanları siyaseten kendinize çekmeye çalışırsınız. Bunu yapıyor maalesef. Evet. Burada biliyorsunuz Hatay'ın durumu belli. Kozmopolitik bir ilimiz. Evet. Burada gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimiz var. AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimiz var. Ama işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren kardeşlerimizi aldatıyor. Ben Erdoğan'a bağırayım çağırayım yanlış bir şey söyleyeyim bunlar benim yanımda olsun. Böyle siyaset olmaz. Sen 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı oldun. Ne dedin o dönemde? Ben Hatay halkına hizmet edeceğim. Ne yaptın kardeşim ya? Ya bir geriye dön bir bak ya. Bir bak ya. Vicdan ya. Bir insan biraz vicdanlı olur ya. Ne kadar... Hiç başarılı hayır, yok. Hiçbir hayır şey yok kesinlikle mu? Kesinlikle bakın. Yani gidin bakın Gaziantep'e gidin kardeşim. 2014 yılında Gaziantep'te Fatma Şahin geldi. Maraş'a gidin. Aynı dönemde oldu. Şanlıurfa'ya gelin beraber gidelim. İsterseniz ben buradan bir çağrı yapayım. Beraber tüm milletvekillerini alalım. Meclis üyelerini alalım. Lütfi Savaş Başkan'la beraber
Maraş'a önce gidelim, bir baksın şöyle, yan gözle baksın. Bir Şanlıurfa'ya da gidelim, diğer illere gidelim, her yere gidelim. En geri kalan il hangisi? Büyükşehir'in bütçesi nereye harcanmış? Şöyle bir geriye dönüp baksın, 2014 ile 2020 yılı arasında Büyükşehir'e verilen para, AK Parti'nin gönderdiği, hükümetin gönderdiği ve Hatay'da toplanan vergilerin tamamı ne kadar para? Kaç katrilyon? Bununla ne yapılabilirdi? Bir muhasebe yapsın kardeşim. Ben başka bir şey demiyorum. Var mı böyle bir şey ya? Evet. Göstersin bize. Ne yaptığını göstersin. Yine şöyle gelen bir soru da var. Kurtuluş Caddesi ile alakalı bir borçlanma aldı Büyükşehir ama hala başlamadı diye. Valilik öncülüğünde evet, başlayan bir proje var diyor. Hayata geçecek mi diye soruyor. Bakın arkadaşlar, orası tarihi bir yer. Biliyorsunuz Kurtuluş Caddesi ilk aydınlanan cadde. Biliyorsunuz evet. Tarihte. Yani zeytinyağıyla o dönemdeki insanlar Kurtuluş Caddesi'ni aydınlatmışlar. Biz de dedik tarihe biraz saygı gösterelim. O caddeyi kapatalım. Restore ediyor şu anda zaten sağ olsun İzzettin Başkanımız, Kültür Bakanlığımızla ortaklaşa bir çalışma yapıyorlar. O caddenin tamamını Allah'ın izniyle kısa bir süre içerisinde dış cephelerini restore ederek Hatay halkına gerçekten güzel bir eser kazandırmaya gayret ediyoruz. Burada evet. Tabii ki Büyükşehir'in yapması gereken neydi? O caddeyi biz kapatalım, yaya yolu yapalım, insanlar turizme biraz katkı olsun. İnsanlar geldiği zaman Hatay'ı farklı bir gözle görsün diye. Ve orayla ilgili de yeni bir alternatif yol açmasıyla ilgili kamulaştırma yapacağım dedi. Hatay'da biz valilikte toplantı yaptık. Vali Bey'in başkanlığında tüm milletvekilleri geldi. Ve Hatay'ın 10 milletvekili, bir milletvekili gelmedi. O zaman çağrılmadım bilmiyorum. Evet. 10 milletvekili gerçekten dört elle dedi ki ne kardeşim, eğer siz burayı kamulaştıracaksanız, eğer Hatay'a böyle güzel bir cadde kazandıracaksanız, tarihi bir cadde. Biz de dedik ki ne istiyorsun kardeşim? 100 milyon yeter dedi. Arkadaşlarımıza söyledik, dedik 100 milyon lirayı kardeşim gelin alın, kredi alın, şu yolu kamulaştırın. Ama buna 1,5 yıl oldu. Daha bir taş üstüne taş koymadı. Ödeme yapıldı mı? Bilemiyorum, ben onu takip etmedim. Biz karar aldık. Parayı aldı mı, almadı mı? O kendisinin işi. Biz karar aldık. İller Bankası ile o dönemde Yayman Vekilimiz görüştü. Genel Müdürle. Bizim yani adımıza, tüm milletvekillerinin adına dedik ki kardeşim dedi, biz böyle böyle bir çalışma var Büyükşehir'in. Büyükşehir'e de kredi konusunda da biz yardımcı olalım diye telefon da etti. Önümüze telefon etti. Ve o kredi alındı mı alınmadı mı? Kredi yani önemli olan onaylandı ama. Önünü tıkanmadık. Evet. Kesinlikle Hatay'a hizmetle ilgili ya kredi yalnız bu değil. Expo için kredi verildi. Farklı şeyler için kredi verildi. Kamulaştırmayla ilgili kredi verildi. Ama maalesef bir sebze halini 6 yıldan beri eline, ayağına dolandırdı. Yapmadı. Ben buradan yine çağrıda bulunuyorum. Ya kardeşim sen beceriksiz bir adamsın. Sen sebze hali yapamazsın. Hay Hodri Meydan meclis toplandığında, Hatay Büyükşehir toplantısında ben buradan İzzettin Başkan'a da çağrıda bulunuyorum. Antakya Belediye Başkanımıza. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karar alınsın. İzzettin Başkanımız sebze halini yapmaya hazır, yerde hazır. Hiçbir şey istemiyoruz. Tek yapacağımız şey yetki devri. Ne diyor kendisi? Belki siz de basından takip ediyorsunuz. Ya işte ben duydum da birileri bana yerel yönetimlerle ilgili bir tasarım var da ya işte ben sebze halini yaparsam ilçe belediyesine devredecek. Ya bakanlığın kardeşim, yapacağı yönü ya kime işte Türkiye okuyorsun ya? 2014'ten beri ya bu kardeşin aynı mecliste değil miydi ya? Beraber sen demiyor muydun? Önce şeyde Bakras'a ben şey yapacağım, sebze hali yapacağım. Kamulaştırma bedelini o dönemde ödemedik mi? Borçlandırma yapmadın mı? Orayı kamulaştırmadın mı? İmar planlı değişikliklerini yapmadın mı? Niye yapmadın kardeşim 6 yıldan beri? Hatay halkı kaç yıl daha bekleyecek? Sayın Savaş, 10 yıl daha mı bekleyecek senin için? AK Parti gelene kadar mı bekleyecek? Ben üzülüyorum gerçekten. Evet. Ben şu anda sesleniyorum. Meclis kararı alsınlar. Antakya Belediyesi'ne yetki versinler. Antakya Belediyesi sebze halini yapmaya muktedirdir. Ve bunu da bir yıl içerisinde yapar. Yer de hazır. Ama maalesef kendisi hizmet odaklı düşünmüyor. İşi gücü fuar alanını satacak. Otogar yerini satacak. Hat su hizmet yerini satacak. Biz
2014 yılında Hatsu, biliyorsunuz daha önce Hatsu'nun yeri, şu andaki Hatsu'nun yeri, köy hizmetlerinin yeriydi. Evet. Ve dedik ki, bak burası takriben öyle hatırlıyorum 20 dönüm civarındaydı. Burayı dedik ki, güzel arkadaş gel bir 20-25 milyon lira harcayalım, bir Hatay Büyükşehir'e bina kazandıralım. Bakın biz oturmayacağız, kendisi oturacak. Bu teklifi yapan AK Parti grubu, AK Parti meclis üyeleri, AK Parti belediye başkanları. Tamam yapalım yapmayalım derken kaç yıl geçti biliyor musunuz? 5 yıl, 6 yıl geçti. 7. yıla girdik. Ama bugüne kadar maalesef ne Hatay Büyükşehir'e bir bina düşündü, ne Hatsu'nun yerini de peşkeş çekmek için birilerine peşkeş çekmek için, yok işte şehit ailesi diyerek, şunu diyerek, buna diyerek bir iki firmaya orayı ihale verip konut yapmayı düşünüyordu. Biz bunu AK Parti grubu olarak biz engelledik. AK Parti engelledi, Cumhur İttifakı engelledi. Evet. Biz ona karşıyız. Hatta şunu da söyleyeyim. Hatsu'nun mevcut yerinde 2500 metrekarelik bir alana imar planında değişiklik yaparak 1/5000'likte 2500 metrekarelik alanı akaryakıt istasyonu yapmış. Orayı birilerine satmış. Ya kardeşim her şey para değil ya. Ya Hatay'ın 2 katrilyon bütçesi var. Sen yani oradan alacağın 10 milyon, 20 milyonla Hatay'ı zengin edemezsin. Hatay'a hizmet edemezsin. Sen önce bir kere parayı nasıl kullanacağına bakacaksın. Parayı nasıl hesap edeceksin çok güzel şekilde. Paranın nereye gittiğini iyi bileceksin. O şekilde davrandığın zaman arsa satmaya gerek yok. Otogarın yerini niye satıyorsun kardeşim? Fuar alanı, konut alanı olabilir. Belki beni oradan eleştireceklerdir. Ben biliyorum ne olduğunu. Orası 18. maddeden cebri ifrazdan Mehmet Yeloğlu başkanımızın döneminde belediyeye kazandırılan bir alan. Orayı 18. maddeden alınan bir yeri satamazsınız geçmişe baktığınız zaman. Yok böyle bir şey. Evet. Belediye bir şekilde ya yeşil olan alan olarak gelmiştir ya farklı bir hizmet alanı olarak gelmiştir. Ama orayı hemen bir bölü beş binlik imar planı yaparak orayı konut alanına çevir. Bir de üstüne üstlük o ana yolda da bir köprü yaparak Hatay halkının cebinden, yani köprü var. Bir 100 metre, 150 metrede o parsele gitsin diye yol açılsın. Oranın değeri artsın diye 15, belki de 20 milyon, belki 30 milyon rakamı bilmiyorum. Bilmediğim için yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Oraya da bir köprü yaparak, oraya geçiş yaparak o parseli birilerine peşkeş çekmeye çalışıyor. Ne kadar ihaleye açmış? Burada Antakya halkı arsanın fiyatlarını bilir. 27 milyon lira. Bildiğim kadar. 36 diye. Yok yani evet. Bana söylen 27. Yanlış bilgi vermiyor. Evet. 27 milyon lira. Yok kardeşim. Sen orada özel malın olsa, özel mülkiyetin olsa. Ben şöyle düşün. Antakya'da farz edelim satacağız onu. Tamam satalım. Bir şey demiyorum. Satacaksın. Akıllı satacaksın kardeşim. Antakya'da bakacaksın. Kat karşılığı kaça veriyorlar? Değil mi? Orasını 10 kat yapmışsın sen çünkü. Doğru mu? Kat karşılığı kaça verilir? Sen biliyorsun Antakya'da şu anda bir 100 dairelik yerden arsa sahibi kaç daire alıyor kardeşim? En az 50 daire alıyor. Doğru mu? 150. Belki de 55. Evet. Şimdi siz orada benim tahminim bir 500-600 daire yapsa idi bir firma. Kat karşılığı 300 daire alsa kaç lira yapar biliyor musun? 700 liradan bugün 210 trilyon yapar. Siz bana 27-30 milyondan bahsediyorsunuz. 50 milyondan bahsediyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz? Bir iki müteahhiti zengin edeceksiniz. Evet. Ben açıkça buradan bunları söylüyorum ama üzülüyorum. Evet, eleştirileriniz açık ve net şekilde bizim de tarafsız basın olarak kendisinin de sözü varsa davet ederiz. Tabii, buyursunlar tabii, gelsinler cevabı. Bizim hiç Sayın kimseyle, Savaş'a bizim, da, bakın Lütfü Savaş'la benim kendi özel hiçbir derdim yok, hiçbir alıp veremediğim yok. Burada kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için ben onu eleştirmekle mükellefim. Ben siyaset yapıyorum, Hatay'ın milletvekiliyim, Hatay'da yapılan yanlışlarla ilgili ben vicdanen yapılan yanlışları da Hatay halkını anlatmak zorundayım diye kendimde sorumlu hissediyorum kendimi. Evet. Sözü olan herkesi de biz de yayınımıza kesinlikle bekleriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ya süremizi doldurduk. Birçok konuya temas ettiniz. Bir sürü konu vardı aslında ya. İnşallah başka programlarda da tekrar sizi ya bekleriz. Ya bir de şunu söyleyeyim ya kısa bir şekilde. Buyurun. Ya yine geçen günkü televizyon konuşmasında serbest bölgeyle ilgili ya işte Hatay'a serbest bölge yapmışsın. Ben buradan
Bu İskenderun için konuşulan değil mi? İskenderun için. Evet. Ben bakın geçen gün bu açıklamadan sonra İskenderun Ticaret Odası Başkanımızı aradım. Reyhanlı, Kırıkhan ve birkaç Ticaret Odası Başkanımızı aradım. Şunu dedim, arkadaş dedim, size tüccarlardan ya da iş adamlardan gelip müracaat edip de serbest bölge ile ilgili yer isteyen var mı? İnanır mısınız hiçbir Ticaret Odası Başkanımızdan müracaatla ilgili bir cevap gelmedi. Kendisi de zaten şu anda Büyükşehir'de bir araştırma yapmış. Serbest bölgenin ne olduğunu zaten bilmiyor. Bizi açıklamaz kardeşim. Serbest bölgede ne yapılır ya? Ben size söyleyeyim. Kısa ve öz geçeceğim. Serbest bölgede diyelim ki ne, İtalya'dan bir malı getirirsiniz, o bölgeye indirirsiniz. Orada işlersiniz. Üçüncü bir ülke, Irak, Suriye, Arabistan'a satarsınız. Veyahut da Türkiye'de diyelim ki ne, fiyatlar iyi. Ürettiğiniz ya da işte yaptığınız o iş iyi, onu alırsınız, vergisini yatırırsınız, Türkiye'de Türkiye'ye satarsınız, yani ithal edersiniz. Serbest bölgenin görevi bu ve şu anda bakın ben buradan çağrıda da bulunuyorum, bakın bu da güzel, bugünkü programımız inşallah hayırlara vesile olacak. Şu anda Yumurtalık'ta, Erzin'in karşısında, uzak değil, deniz kenarında 5000 dönüme yakın serbest bölge ilgili, serbest bölgeyle ilgili arazi var, 5000. Bunun %30'u doluluk oranına ulaşmış, %70'i boş. Ben bizzat bölge müdürümüzle görüştüm. Buradan dinliyorsa bölge müdürümüz de teyit edecektir. Oradaki müteşebbis heyetleriyle de ilgili görüşmeler yapıyoruz. Hangi esnafımız, hangi tüccarımız, hangi iş adamımız serbest bölgeyle ilgili yer istiyorsa deniz kenarında, bakın deniz kenarında İskenderun'da yer bulmak zor. Onu söyleyeyim ben bir kere. Evet. Deniz kenarında Erzin'le İskenderun arasında çok fazla bir fark yok. Bir tüccar adam için eğer gemiyle mal getirecekse, değil mi? Evet. Getirecekse, gemiyle de ihraç edecekse aynı malı, ne yapması lazım? Denizli olması lazım serbest bölgenin. Serbest bölgeyle ilgili bizim yer verme şansımız var. Bana gelsinler, ben kendilerini bölge müdürümüze yönlendireceğim. İstedikleri kadar, yeter ki desinler ki ben burada iş yapacağım, fabrika açacağım, İnsanları çalıştıracağım. Biz AK Parti olarak bunun önünü açmaya hazırız. Artı şunu da söylemek istiyorum. Mardin'de, Elazığ'da daha önce serbest bölge açılmış ve kapanmış maalesef. Şu anda serbest bölgenin fazla bir cazibesi yok. Ve buradan sesleniyorum. İhracatçı kardeşlerimiz bunu iyi bilirler. Hangi ihracatçı kardeşimiz eğer Türkiye'den ihraç yapıyorsa, özellikle Hataylı kardeşlerimiz, sebze haliyle ilgili diyelim ki ne, sebze meyve ihracatı yapıyor. Bu kardeşimiz bir kere serbest bölgeye gitmez. Niye gitsin? Kendi yeri var, kendi işi var. Kendi memleketinde ticaretini yapıyor, ihracatını yapıyor ve istediği ülkeye gönderiyor. Serbest bölgenin ne olduğunu bilse zaten açıklama yapmaz. Ama yaptığı nedir? Algı. Serbest bölge istedim, AK Parti yapmadı. Ya senin müracaatın var mı kardeşim ya? Hangi vatandaş geldi? Sen büyük şehir olarak geldin, müteşebbis heyetiyle ilgili çalışma yaptın mı? Yer belirledin mi? Ya o kardeşim imar planında gösterdin mi? Tamam, belki yani bunları da yapsa diyeceğim ki ne kardeşim yaptı ya, belki oldu ya da olmadı çok önemli değil. Ama burada önemli olan nedir? Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey yapmadan, proje hazırlamadan, düşünmeden ben serbest bölge istedim. Milletvekilleri karşı çıktı. Çok ayıp. Çok ayıp. Başka bir şey demiyorum. Evet. Bir de teşvik meselesi vardı. İnşallah ilerleyen programlarda da tekrar şey yaparız. Tabii ki. Her konuda Allah'ınızıyla sizlere, Hatay halkına bilgi vermeye hazırım ben. Peki. Yine... Biz hiçbir zaman yanlışların yanında olmadık. Hatay halkıyla ilgili gerçekten bizim güzel düşüncelerimiz var. Tüm milletvekillerimizle, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, her zaman biz Hatay halkına hizmet için mücadele ediyoruz. Belki her düşüncemizi, her isteğimizi yerine getiremedik. Ya da tüm taleplerimizi yapamadık. Çünkü her şey imkan meselesi. Evet. Ama Hatay halkı şunu bilsin ki tüm milletvekillerimizle biz Hatay halkı için mücadele ediyoruz. Ama mücadele etmeyenler, Hatay halkının parasını çarçur edenlere de lütfen Hatay halkı hesap sorsun. Peki. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Birçok böyle açıklamalarınız oldu.
çok da ses getirecek türden. İnşallah birçok yorum var, izleyenler, takip edenler var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Birden fazla yorum var. Konuyla alakalı olanları sorabildiklerimi size sordum. Teşekkür ederim. İlgilenmeniz gerekenlere ayrıyeten de danışmanlara da size iletirim. Ben şuradan şunu da söylüyorum. Maksat program amacına ulaşsın. Telefonumuz 24 saat açık. Hatay halkı her zaman bizi arayabilir. Kim isterse arayabilir. Elimizden geldiği kadar mücadelemizi veriyoruz. Tüm insanlara hizmet etmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Evet. Son Allah'ından gelen muhtarın ısrarlı mesajı var. Bir vekilimize diyor hazine arasıyla alakalı bir istirhamımız vardı. Bu konuyla hususunda ayrıca diyor ilgilenmesini rica ediyoruz diyor. Kesinlikle ilgileneceğimi söyleyin kendisine. Peki, İlgileniyorum. Elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ben bizleri izleyen, dinleyen, takip edenlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir haftanın dosyası programımızın da bu hafta sonuna geldik. Kıymetli izleyen ve dinleyenler. Bu haftaki konumuz AK Parti Hatay Milletvekili Sayın Hüseyin Çanverdi'ydi. İnşallah haftaya bir başka konu ve konuğumuzla sizlerle birlikte olmayı ümit ederek hepinize hayırlı günler.